Al nefesini, kolların yukarıda. Ver nefes, indik, devam. Küçük bir nefes çalışması yapacağız. Bir elimiz göğsümüzde, bir elimiz karnımızdaydı. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan nefes veriyoruz. Aldık nefes. Göğsümüzü ve karnımızı dışarıya doğru şişirdik. Nefes verirken içeriye doğru çektik. Devam. Son tekrar. Ve bıraktık. Yanlara uzan. Al nefes, ver geri gel. Al nefes, ver geri gel. Ve şimdi minderin başındasın. Aşağıya doğru uzandık. Ellerle yavaş yavaş ileriye doğru gittik. Bacakların arkasında gerilmeyi hisset. Geriye gel. Çıktın yukarıya. Kollarını kaldır. Tekrar indin. Ve şimdi dizlerim yerde. Kalçamızın üzerine oturduk. Gövdemi yukarıya kaldırıyorum. Önce bir kalçamızın hareketliliği için bir hareketle başlayacağız. Bunu önceki derslerimizde yapmıştık. Şimdi daha bütün şekilde yapacağız bu hareketi. Ayak tabanım ve dizim birbirine değiyor. Elleriniz belinizde olabilir veya yukarı kaldırabilirsiniz. Hatta biraz böyle dönelim. Topuklarımı yerden hiç kaldırmıyordum. Topuklarım olduğu yerde dönüyor. Diğer tarafa gittim. Tekrar. İndiğinizde bacağınızın üst kısmı ve ayak tabanı birbirine değsin. Son birer kez daha. Ve bıraktık. Şimdi sırt üstü yatıyoruz yere. Önce ayak bileğimizle başlayacağız. Yukarıya kaldırdım. Ayak bileğini çek yukarı. Değiştirdik diğeri. Ve bıraktık. Bacaklarımızı kalça kemiklerimizin genişliğinde açtık. Belimizdeki pozisyonu ayarlıyoruz. Yere yapıştır, serbest bırak. Yapıştır, serbest bırak. Son 4 tekrar. 3, 2, son tekrar tam orta noktada belinin rahat ettiği bir yerde kaldık. Bir sefer öksürdük. Karın kaslarının içeri doğru çekildi ve burada kal. Şimdi omuzlarını geriye doğru yapıştırdın. Ellerim yukarıda. Kollarımın ikisini de geriye doğru açıyorum. Belindeki çukurunu büyütme ve tekrar aşağı indir. Al nefes, uzan. Ver nefes, indir. Al nefes, uzan. Ver nefes, indir. Son tekrar ve bıraktık. Şimdi dirseklerimiz 90 derece bükülü olacak şekilde yana açtık. Omzum ve dirseğim aynı hizada oluyor. Avuç içim tavanı gösteriyor. Belimdeki çukuru bozmuyorum. Elimi dirseğimi yerden kaldırmadan yeri süpürür gibi yukarıya doğru uzattım kollarımı ve geri geldim. Al nefes, uza. Ver geri gel. Kürek kemiklerinde hareketi hissediyorsun. Sırt kaslarını hissediyorsun. Göğsünün açıldığını hissediyorsun. Son 3 tekrar. 2. Son bir tekrar daha ve bıraktık. Şimdi topumuzu aldık elimize. İki elimle birlikte topumu geride tutuyorum. Bacaklarımı tek tek yerden yukarıya doğru kaldırdım. Birleştiriyorum ve ayak parmak uçlarımı ne çok ileride ne de çok kendime doğru çektim. Orta noktada bıraktım. Belinin altındaki pozisyonunu koru. Bir defa öksür. Karın kaslarının içeri doğru çekildi. Karnın sıkı oluyor. Buradan nefesini vererek başını yerden yukarı kaldır ve topunu diz kapağının ilerisine dokundur. İleri uzanırken omuzlar kulaklara çıkmıyor. Hep aşağıda tutuyorum omuzlarımı. Ve tekrar nefes aldın, açıldın. Ver nefes yukarı. Al nefes, açıl. Ver yukarı. 8 tekrar yapacağız. Boynu ağrıyan varsa topu bir elinde tutabilir, bir elinde boynuna destek verebilir. Son 4. 3. 2. Son tekrarda kaldık. Şimdi boynunu çok geriye düşürmüyorsun. Bakışlar bacakların iç kısmında oluyor. Bacaklardan birini ileriye uzattım. Topumu bu bacağımın altından geçiriyorum
ve değiştirdim diğer tarafta. Boynum sabit. Eğer boynu ağrıyan varsa başını yerde tutarak yapabilir hareketi. Bacağını ileri uzatırken belindeki çukurunu çok fazla büyütmüyorsun. 10, 9, 8. Bacaklar tek bir çizgide gidip gelsin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Dinleniyoruz. Karnını hissettin. Şimdi bununla ilgili bir egzersizimiz daha var. Yine her iki bacağımı yukarıda tutuyorum. Bunu daha önce yapmıştık ama topsuz yapmıştık. Şimdi ellerim dizimde. Şunu istiyorum. Sağ kolumu ileri doğru açarken sol bacağımı ileri uzatıyorum. Geldim, değiştiriyorum. Hep aynı tarafı yapmayacağım. Kolumu ve bacağımı uzatırken her zaman belimizin altındaki çukuru korumaya çalışıyoruz. 8 tekrar yine. Karnın sık, karın kaslarının gerildiğini hissediyorsun. Eğer koordinasyon problemi yaşıyorsan, aynı kol aynı bacak gidiyorsa, istersen hareketi tek taraflı yap, birkaç tekrar sonra değiştir, diğer tarafa yapabilirsin. Ve bıraktık. Şimdi topumuzu diz kapaklarımızın arasına yerleştiriyoruz. Ayaklarımız düz olarak yere basıyor. Parmak ucu ileri gösteriyor. Dışarı doğru açmayın. Düz tutmaya çalışıyoruz. Her iki elim yerde. Omuzlarımı da geriye yapıştırdım. Belimdeki çukurumu koruyorum. Ve şimdi topumu hafifçe sıkarak kalçamı yerden yukarıya kaldıracağım. İndik aşağıya. Dediğim gibi eğer topunuz yoksa küçük bir yastık da kullanabilirsiniz bunun için. Al nefes yukarı. Ver aşağıdayız. Omurgayı yuvarlamadan tek seferde kalçayı yerden yukarıya kaldırmaya çalış. Yuvarladığımızda omurlar tek tek yere değdiğinde biraz bel kaslarına baskı yapabilir. Bu da bel fıtığı olanlar için ağrı oluşturabilir. O yüzden tek seferde ve kalçamızı hissediyoruz. Son 5, 4, 3, topunu sıkmayı unutma, 2, son tekrarda kal. Topunu sıkı tutuyorsun. Kalçam havada. Şimdi kalçayı düşürmeden topumu sıkarken bacaklardan birini ileri uzatıyorum. Her iki dizim aynı hizada topu tutuyorum. Geldin, değiştir. Bir sağ, bir sol. Bu arada kalçanı hep havada düşürme aşağıya. Son 4, 3, 2, son tekrar ve kalçamı yavaşça indirdim. Şimdi az önceki hareketimizde bacağımızın arkasında ve kalçamızda hissettik. Hem o noktanın biraz açılması, gerilmesi için hem de ters tarafı bacağımızın ön kısmını çalıştırmak için bir hareket yapacağız. Her iki bacağımı yukarıya aldım. Topumu ayak bileklerimin arasına yerleştiriyorum. Diz kapağım kalça kemiklerimle aynı hizada oluyor. Omuzlarım yerde, boynum açık. Eğer başı çok fazla geride olan varsa, geriye doğru kayıyorsa eğer bakışlarınız, boynunuzun altını bir havluyla yükseltebilirsiniz. Ellerim yerde. Şimdi dizim kalça kemiğimin üzerinde. Bunu bozmadan ayak bileklerimi de bu ikilinin üzerine getirmeye çalışıyorum. Sekiz tekrar. Bacakların arkasında gerilme, ön kısmında da hareket hissediyorsun. 6, 5, 4. Ayaklar aşağıya giderken belindeki mesafeyi koru. Son 3, 2, son tekrar. Şimdi burada kal. Yavaşça başını yerden yukarıya kaldır. Her iki elin boynunun altına destek versin. Belim yere yapıştı. Hafif küçük bir çukurum var. Karnım içeride. Şimdi beldeki bu mesafeyi büyütmeden çift bacak aşağıya indir ve kaldır yukarı. 6, 5, 4, 3, 2, son tekrar
Ve dizleri kendine çek, topunu al. Ayakları tek tek yere indirdik ve dinleniyoruz. Şimdi buradan dönüyoruz dört ayak pozisyonuna. Önce bir shell stretch yaptım. Sırtını rahatlat. Birkaç kez sırtımızı tavana doğru uzatmaya çalışacağız. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Son tekrar ve şimdi yere yüzüstü yatıyoruz. Çenem yerde, bacaklarımı arkaya uzattım. Avuç içim tavanı gösteriyor ve omuzlarımı iyice geriye doğru çektim. Yine bir sefer öksürerek başladık. Karın kaslarım içeri doğru çekildi. Ve buradan sadece omuzlarını yerden yukarıya kaldır ve in aşağıya. Kalkarken nefes alıyoruz. Sekiz tekrar. Gövdeyi çok yükseltme. Omuzlar arkada birleşsin. Karnını hep içeride tut. Belin de ağır olmasın. Son üç. İki. Son tekrar. Ve indik. Şimdi her iki elimi minderimin dışında tutuyorum. Avuç içim yere değiyor. Yine karnım içeride. Elimden destek alarak önce nefes aldım. Başımı yerden yukarı kaldırdım. Nefes ver, kollarını uzat. Nefes al, büyük bir kulaç at. Ve nefes ver, başlangıç pozisyonu. Al, başını kaldır. Ver, kollarını uzat. Al nefes, büyük bir kulaç at. Ver nefes, başlangıç noktası. Devam. Düzenli nefes alarak yaptığınız egzersizler dinlenmenizi de sağlar. Bu bir sırt hareketi ama aynı zamanda dinlenmenizi de sağlayan bir harekettir. Nefese odaklan. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Son üç tekrar. Son tekrar. Ve geldik shell stretch'e. Kalçanın üzerine otur, sırtını, belini rahatlat. Her iki elle tek tarafa gidiyorsun. Omurganın bir kısmı gerildi. Nefes aldın, diğer tarafa. Ve şimdi dört ayak pozisyonundayız. Topumuzla birlikte. Elim omuz hizasının altında, geriye doğru çektim. Karnımı içeri doğru çekiyorum. Topumu bir elimle tuttum. Topumu ileri doğru uzatırken çaprazdaki bacağımı arkaya doğru uzatacağım ve bu pozisyonda bekliyorum. Şimdi istediğim şey bu. Daha önceki derslerde bunu yaptığımızda her seferinde elimizi yere koyup tekrar uzatmıştık. Artık elimizi yere koymayacağız. Çektim, bacağımı da dizimi de yere koymuyorum. Uzattım. Tabii çok zorlanıyorsanız, dengenizi kaybediyorsanız yine bir basamaklama olarak dizinizi, elinizi yere koyarak yapabilirsiniz. Ama bu 5. dersimiz ve hemen hemen her derste bu hareketi yaptık. O yüzden yavaş yavaş seviyeyi arttırıp biraz daha zorlaştırmaya çalışalım. Nefes al, uza. Nefes ver, geri gel. Son 4. 3. 2. Son tekrar ve değiştiriyoruz. Aynı şekilde uzattım. Omuzları arkada, karnımı içeride tutuyorum. Yere değdirmeyeceğim. Uzattım. Son 6, 5, 4, 3, 2, son tekrar ve bıraktık. Şimdi ayaklarımızı öne alıyoruz.
topumuzu şöyle tam kuyruk sokumunun altına birazcık üst kısma doğru yerleştiriyorum. Bacaklarımı kalça kemiklerimin genişliğinde açık tuttum. Her iki omuz başım arkada, boynum açık, karnımı içeride tutuyorum, ellerim önde. Şimdi buradan geriye doğru gideceğiz. Ama istediğimiz şey şu, geriye doğru giderken belimizde kavisi arttırıp büyütmüyoruz. Tam tersi, karnımızı hep içeri doğru çekip topumuzu ezmeye çalışacağız. Omuzlar arkada, tabii bunu yaparken kamburumuzu da çıkartmamaya çalışıyoruz. Kuyruk sokumundan geriye doğru topunu ez ve gel yukarı. Al nefes, ver geriye. Omuzlar geriye, karnını içeri çek, topunu ezmeye çalış, yukarı. Tabii giderken başımız kollarımızın arasına girip de küçülmüyoruz, boynumuz her zaman açık. Dizlerini kapatma, kalça kemiklerinin genişliğinde sabit dursun. 8 tekrar. 7 6 Son 3 2 Son tekrar ve bıraktık. Şimdi topumuzu alıyoruz. Aynı hareketi topla farklı bir varyasyonla devam edeceğiz. Elim önde, yine top varmış gibi, topu eziyormuş gibi geriye doğru geldim. Topumu tek elim alıyorum, yan tarafa doğru açtım ve bakışlarımla topu takip ediyorum. Geldim yukarı diğer tarafa. Topunuz yoksa topsuz bir şekilde kolunuzu açıp devam edebilirsiniz. Al nefes, uzandın. Nefes ver, yukarı. Al nefes, uzan, ver, yukarı. Bacakları hep sabit tutmaya çalış. İçeri veya dışa doğru oynama olmasın. Hafif kendini geriye doğru bırak. Karnında, yanlarda hareketi hissediyorsun. 6 tekrar. 5 4 3 2 ve son tekrar diğer taraftayız. Ve bıraktık. Şimdi bu hareketten sonra kasık bölgesinde biraz gerilme oldu. Kasılma oldu. Bunu birazcık açacağız. O yüzden dizlerimizin üzerine geliyoruz. Topum yine elimde olsun. Şimdi bir ayağımı öne koydum. Hatta şöyle göstereyim. Hareketi burada geride kalan bacağımızın kasığında hissedeceğiz. Her iki omzum arkada, ellerim önde. Buradan kalçamla öne doğru bir şey ittiriyormuşum gibi geldim. Kasık bölgesinde gerilmeni hissediyorsun. Ve kolunu yukarı doğru kaldırdın. İyice gerilmen daha da artıyor. Ve başlangıç noktası. Tekrar. Al nefes, uza. Ver, geri gel. Al nefes, uza. Ver, geri gel. 5 tekrar. 4 3 2 Son tekrar ve bıraktık. Şimdi buradayken şunu yapalım. Hangi bacağım öndeyse topumu iki elimle önde tutuyorum. Hangi bacağım öndeyse topumu o tarafa doğru açacağım. Açtın, geriye ve ortaya gel. Tekrar. Al nefes aç, ver ortaya gel. Al nefes aç, ver ortaya gel. Topumuzu alalım. Devam. Son 4. Sırtını hissediyorsun. Ve son tekrar. Şimdi bacağımızı değiştirdik. Önce öne doğru uzanıp kasık bölgesini için bir esnetme yapıyorduk. Ellerim önde, omuzlarım arkada. Kalçamdan doğru öne doğru gidiyorum. Kollarımı yukarı kaldırdım. Öne doğru giderken belinizdeki kavis artmasın. Karnınız hep içeride.
Ve geldik. Al nefes uza. Ver nefes gel. Al nefes uza. Ver nefes gel. Son dört tekrar. Üç. İki. Son tekrar. Ve ortadayız. Hangi bacağımız öndeyse topumuzu o tarafa doğru açıyorduk. Nefesini al. Açtın. Geriye doğru topuna bakabilirsin. Kalça sabit. Ver nefes. Ortadayız. Devam. Son dört tekrar. Son bir tekrar daha ve bıraktık. Şimdi topumuzla yan yatış pozisyonundayız. Avuç içim yerde topumu her iki bacağımın ayak bileğimin arasına yerleştiriyorum. Elim karnımın önünde. İki ayak bileğimle topumu tuttum. Boynum açık, karnımı içeriye doğru çekiyorum. İki bacağımı tek bacak gibi düşünüp çift bacak topu yerden yukarı kaldırdım ve indirdim. Al nefes yukarı, ver aşağıya. Alttaki bacağınızın iç kısmında hareketi hissediyorsunuz. Boynumuz hep açık. Parmak ucunuza doğru bakmaya çalışmayın. Bakışlarınız karşıda olsun. 8 tekrar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, son tekrar ve bıraktık. Şimdi topumu yere koyuyorum. Alttaki ayağımla ayak bileğine topumu tutuyorum. İki ayağım yine üst üste oluyor. Alttaki ayağım benim dengemi sağlarken, dengede kalmaya çalışırken ben hareketi üstteki bacağımla yapacağım. Nefes al, yukarı kaldır, ver, indir aşağıya. Al yukarı, ver, indir. Al yukarı, ver, indir. Sekiz tekrar yine. Dört, dengede kalmaya çalış. Son dört tekrar. 3, 2, son tekrar ve bıraktık. Şimdi üstteki bacağımızı karnımıza doğru çekiyoruz ve topumuzu diz kapağımızın altına yerleştiriyoruz. Avuç içim yine yerde, ileriye uzattım. Ayak parmak ucu yere değebilir, havada da kalabilir, fark etmez. Boynum açık, karnım içeride, omuzlarım arkada, ayakta dik duruyormuşum gibi duruyorum. Şimdi bu elimi de başımın üzerine kaldırdım. Buradan nefesini al, gövdeni yerden yukarıya kaldır, ileri uzan ve alttaki bacağını da havaya kaldır. Al nefes, açıldık. Ver nefes, kalktın. Sekiz tekrar. Yedi. Altı. Son beş. Dört. Üç. İki. Son tekrarda kaldın. Elin belinde. Alttaki bacağı küçük küçük yukarıya doğru sıkıştır. 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 Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve bıraktık. Her iki bacağı karnımıza çektik. Elimiz başımızın altında. Topumu önden yukarı doğru kaldırdım. Geriye doğru gel. Göğüs kaslarında gerilmeyi hisset. Ve gel başa. Üç tekrar daha yapacağız. Al uza. Ver geri gel. Al uza.
Ver, geri gel ve son bir kez daha. Ve bıraktık. Şimdi olduğumuz yerden kalkıyoruz. Başımızı diğer tarafa aldık. Aynı seriyi bu taraftan da yapacağız. İlk önce ayak bileğimizin arasına topu yerleştiriyorduk. Bacaklarım kalça kemiğimle aynı hizada. Avuç içim yerde. Elim yerden destek alıyor. Omzumu geriye doğru çektim. Şimdi çift bacak yerden yukarı kaldırdık ve indiriyoruz. Al nefes, ver. Sekiz tekrar. Omuzlarını düşürme. Mümkün olduğunca gövdenin üst kısmı hareketsiz kalsın. Ayakta dik duruyormuşsun gibi düşün. Son dört. Üç. İki. Son tekrar. Şimdi. Alttaki ayağımı topun üzerine yerleştiriyorum. Bu bacak dengemi sağlayacak. Diğer bacağım üstte. Şimdi dengede kalırken üstteki bacağımı yukarı kaldırıyorum. Al nefes, ver. Omuzları düşürme öne. Mümkün olduğunca alttaki bacağı sabit tutmaya çalış. Son altı. Beş. Dört. Üç. Hareket yaparken kalçanızın önü arkaya doğru hareket etmemesi lazım. Buna özen gösterin. Son iki tekrar. Ve bıraktık. Şimdi. Üstteki bacağımı karnıma doğru çekiyordum. Topumu dizimin altına yerleştirdim. Yine avuç içim yerde. Bacağımı uzatıyorum. Diğer elimi de başımın üzerine kaldırdım. Ve şimdi buradan gövdeyi yukarıya kaldır. Yerdeki bacağını da kaldır ve uzandın. Nefes aldın, ver, yukarıda birleştir. Alttaki bacağının, yani bu bacağımızın iç kısmında hareketi hissediyoruz. Üstteki bacak bizim dengemizi sağlıyor. Al nefes. Pardon, aldık şimdi. Verirken yukarıdayız. Sekiz tekrar yine. Son tekrar burada kaldık. Elim belimde alttaki bacağı küçük küçük yukarıya sıkıştır. Sıkıştır, sıkıştır. 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Her iki bacağı karnımıza çektik. Kolumuzu ikiye katlayıp başımızın altına yerleştirdik. Topumu önde tutuyorum. Omzum çok öne gelmiyor. Her iki omuz başım üst üste. Nefesini al. Kolunu geriye doğru aç. Göğüs kaslarında gerilme hissediyorsun kolunda. Ve nefes verdik. Geriye. Devam. Al nefes. Üç tekrarımız var. İki. Son bir tekrar daha. Ve bıraktım. Şimdi tekrar dört ayak pozisyonundayız. Topumuzu diz kapaklarımızın arasına yerleştirdik. Avuç içim yerde, omuzlarımın altında. Omuz başımı geriye doğru çektim. Karnım içeride. Parmak ucumu büküyorum. Şimdi buradan topumu sıkarak yukarı kalktım ve ayak topuklarıma basmaya çalışıyorum. İndim aşağıya. Tekrar topunu sık, topuklarına basmaya çalış. İndik aşağıya. Sekiz tekrar. Yedi. Nefesini al, ver, öne. Boynunu sarkıtma. Boynun kollarının arasında ve aşağı indiğinde ileriye bakıyor. Son dört tekrar. Topu sık. Üç. İki. Son tekrar. Ve geldik. Topumu dizimin arasından alıyorum. Şimdi bir bacağımı yukarıya kaldırdım. Şunu istiyorum. Topumu diz kapağımın arkasına yerleştiriyorum. Ve topuğumu havaya kaldırarak kalçamla ayak topuğumun arasındaki bölüme topumu yerleştirdim. Dizim yerde. Burada topu düşürmemeye çalışacağız. Bacak 90 derece bükülü pozisyonda oluyor.
omuzlarım arkada, karnımı içeri çektim, başım ileride. Bu pozisyonu bozmadan kalçayı kaldır ve indir. Al nefes, ver. Topunu sıkı tut. Bakışlar ileride. Kalçanı ve bacağının arka kısmını hissediyorsun. Son 4. 3. 2. Son tekrar ve topu değiştiriyoruz. Ellerin sağlam bir şekilde bassın yere. Omuzlar arkada, karnım içeride ve harekete başladım. Al nefes, ver. Bacağını kaldırırken kalçanı, gövdeni sağa sola doğru çok fazla aktarmamaya çalış yükünü. Ağırlık merkezim hep sabit. Ortada kalıyorum. Tek hareket eden nokta bacağım ve kalça. Omurga sabit. Son 5 tekrar. 4, 3, 2, son tekrar ve bıraktık. Şöyle stretch yap, sırtını, belini esnet ve geldik yukarıya. Şimdi iç bacakları çok çalıştık bugün, bacağımızın iç kısımlarını. Bunlar için bir stretch hareketi yapacağız. Ayaklarımı yine öne alıyorum ve sırt üstü yere yattım. Şimdi sırt üstü yatışta dersin başında yaptığımız gibi bir köprü hareketi yapıp topu belimizin veya kuyruk sokumumuzun altındaki bir mesafeye yerleştiriyoruz bir noktaya. Çok yukarıda olursa bel ağrısı yapabilir. Çok aşağıda olursa da dengenizi kaybedebilirsiniz. Dengenizin durumuna göre bacaklarınızı kaldırdığınızda siz mesafenizi noktanızda ayarlayabilirsiniz. Omuzlarım yerde, ellerim de yerde. Şimdi bacaklarımı tek tek yerden yukarı kaldırıyorum ve yukarı uzattım. Bu noktada istediğimiz şey ayak bileği, dizim ve kalça kemiğim. Üçü tek bir çizgide olacak. Dengede durmaya çalışıyorum önce. Parmak uçlarımı tavana uzattım. Nefes alıp bacaklarımı yana doğru açıyorum. Bacaklarınızın iç kısmında bir gerilme hissediyorsunuz. Ayak bileklerimi kendime çektim. Daha da arttı gerilmem. Ve kapatıyorum. Al nefesini aç. Ver nefes. Kapat. Al nefes. Aç. Ver nefes. Kapat. Dediğim gibi topunuz yoksa belinizin altını bir lastik, yastıkla yükseltip yine yapabilirsiniz bu hareketi. Sadece biraz daha denge işin içine girmez. Daha rahat yaparsınız. Son 5 tekrar. 4, 3, 2, son tekrar. Şimdi ortada kalıyorum. Parmak ucum tavanı gösteriyor. İki bacağımla da iki ayrı yöne doğru daire yapacağım. Dıştan içe daireyi yap. Başlangıç noktasındasın. Al nefes, daireni yap. Ver, başlangıç noktası. Al nefes, ver, daireyi yap. Başlangıç noktası. İki tekrar daha. Bir kez daha. Ve şimdi her iki bacakla bu sefer tersten daire yapıyoruz. Dıştan başlamıştık. Şimdi içten dışa başlangıç noktası. İçten dışa başlangıç noktası. Daireye başlarken nefesini alıyorsun. Tamamlarken nefesimi verdim. Son iki daire daha. Daireyi yaparken belinin, kalçanın konumunu bozma. Ve şimdi bacaklarımın birini yere indirdim. Diğerini de indiriyorum. Kalçanı kaldırıp topunu alabilirsin. Şimdi buradan dönüyoruz. Dört ayak pozisyonuna. Bir tane shell stretch yap. Sırtını, belini esnet. Her iki elimle sağa ve sola doğru gideceğim. Diğer tarafa da. Dört ayak pozisyondayım. Ayak parmak ucumu büktüm. Topuklarına bas. Gidebildiğin kadar git. Kalçanı geriye doğru ittir. Şimdi dizlerimden birini
yerdeki iki elimin arasına kadar getiriyorum ve ayak bileğimi hafifçe dışarı doğru açıyorum. Arkadaki bacağım geride kaldı. İyice geriye doğru gitmeye çalışıyorum. Ve kalçamın olduğu tarafa doğru vücut ağırlığımı verdim. Kalçanda gerilmeyi hissettiğin noktada bekle ve gövdeni yukarı doğru kaldırmaya çalış. Nefes alıp ver. Ve toparlandık. Tekrar dört ayak pozisyonundayım. Topuklarına bas, bacakların arkasında gerilmeyi hisset. Bu kez diğer bacağını, dizini göğsüne çek. İki elinin arasına yere getirmeye çalış. Ayak bileğimi biraz daha dışarıya doğru açıyorum elimle. Şimdi arkadaki bacağını iyice uzat, geriye doğru gitmeye çalış. Ve kalçanın üzerine doğru vücut ağırlığını ver. Gerilmeni hissettiğin noktada gövdeyi daha da uzat. Ve nefes alıp ver, bekle. Kalçada gerilmeyi hissediyoruz. Ve yeniden geldik dört ayak pozisyonuna. Dizlerimizin üzerindeyiz. Her iki elim arkada. Omuzlarını geriye doğru çek, kollarını kaldır, göğsünü esnet. Şimdi başım yanda, omzumu daha da aşağıya doğru çekiyorum. Boynunu gerdir, diğer tarafa. Son kez şimdi yukarıdayız. Ellerle geriye doğru gittik. Son bir nefes al. Ver nefesini. Bugünlük de herkese geçmiş olsun.